Evet arkadaşlar tekrar merhaba arkadaşlar bugün e, Falcon için bir video çekeceğiz ama bunu çekmeden önce şöyle bir kategori 3 atacaktım onu attıktan sonra şey yapalım arkadaşlar bildiğiniz üzere şu iki karakteri de basmıştım hani ekipmanları falan da fuldü e, ama bir türlü kitap birikmiyordu kitap da sonunda birikti e, o yüzden şimdi şeyi basacağım Loki basacağım da arkadaşlar Hyperion biraz daha beklesin Hani normalde Hyperion'u da basmam lazım. Bana lider karakter lazım Mephisto ve Null için. Ama dediğim gibi Loki çok lazım olduğu için ilk olarak Loki bozacağım. Daha sonra Hyperion'u da bir ara basalım. Basarım. Ee, sonra Hyperion için de video gelir. Bu arada ne kadar güzelmiş ya. <gülüyor> <gülüyor> çok iyiymiş. Animasyonu. Evet. L Loki güzel oldu. Bu şekilde Loki de bitti diyebilirim. Hyperion'u bir basacağım. Bir Hyperion kaldı. Ee, şimdi arkadaşlar aslında daha sonra daha sonrasında bir de hela var arkadaşlar. Ben şey yetiştiremiyorum gerçekten. <laughs> yani gene kitap bittim. Diğer malzemeler var ama arkadaşlar kitap o kadar büyük bir problem yaratıyor ki bende. Neyse. Ee, şeye dönüyorduk. Evet arkadaşlar Falcon için şimdi bir şöyle bir girelim. Tabi şöyle sürekli olarak şey yaptığı için bu arada arkadaşlar ondan da bahsetmem lazım şimdi Falcon'da CTP olarak herhangi bir CTP yok şöyle bir dikili taş taktım yüzde 140'lık bir hasar artışı var Arkadaşlar eğer Falcon Bu haliyle iyiyse Eğer Demek ki arkadaşlar enerjili haliyle çok daha iyi olacağını söyleyebilirim şöyle İlk olarak ikinci seviyede daha sonrasında 5. seviyede daha sonrasında bir de 9. seviyede deneyeceğim. Bakalım 9. seviyeyi de dikili taşla hatta dandik bir dikili taşla iyi bir dikili taşla değil. Dandik bir dikili taşla alabiliyor mu? Ondan sonra da artık ne kadar iyi olduğuna siz kanaat getirebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar öncelikle bir şeye bakmak istiyorum. Şimdi Falcon'ın öncelikle liderlik özelliği var mı? Tamam yokmuş ya varmış evet liderlik özelliği varmış tamam güzel. Peki silah ustası mı Falcon bu arada? Tamam değilmiş yani yanına Taskmaster yerine White... Dur ne yaptım ben? Aynen White Fox'u kullansam daha güzel olacak tamam. Arkadaşlar mümkün olan en iyi takımı yaratmaya çalışıyorum da o yüzden baktım. Ee, şimdi şöyle tekrar giriyorum. Bunun için en iyi takım şöyle şunu çıkarıyorum. Şu an bende olan karakterlerle nerede benim Falcon şurada destek olarak da arkadaşlar ben buna White Fox kullanacağım çünkü Falcon karakterinin liderliği de varmış. Arkadaşlar şöyle bir takımla giriyorum. Burada tüm temel saldırılarda %25 kadar artış. Aynı zamanda takımdaki kahramanlara da süper kötü tarafa verilen hasarda %50 artış ve White Fox'tan gelen bir takım destekler de var arkadaşlar. Bu şekilde bir takımla gireceğim bakalım. Şöyle enerji saldırısı değil de normal direkt olarak süper kötü tarafa verilen hasarı artıran karakterler olursa daha iyi olur. Evet, şurada bir enerji yerine evet, süper kötü tarafa verilen hasar şöyle bir şey yapalım. Aynen. Böyle güzel oldu. Arkadaşlar bir bu şekilde başlayalım. Bakalım Falcon ne kadar iyiymiş. Ee, bu karakter için uzun zamandır video çek çekmek istiyordum arkadaşlar. Çünkü hani bu karakteri güncelleme gelirli bayağı oldu ama an işte anca fırsatını bulabildim. Zaten hala CTP'de bulamadım bu karakteri. O da ayrı bir mevzu. Bir bakalım arkadaşlar bu şekilde de iyi miymiş. Ben videodan sonra size rotasyonu hakkında daha detaylı bir bilgi veririm zaten. Evet şimdilik ya ikinci seviye için gayet iyi görünüyor. Tabi daha kategori skinli kullanmadık arkadaşlar. Onu da belirtmem lazım. Uf. Arkadaşlar şu anda <laughs> ikinci seviye ölü şu anda. Yani daha 30 saniye bile olmadı rahat bir şekilde geçtik. Bakalım. Ve CTP takıl değil. Tekrar hatırlatayım. Arkadaşlar elbette ki lider ve desteğin fark yarattığını biliyoruz. Ama CTP olmamasını da göz önüne almamız gerekiyor. Bunun da bilgisini vermeliyim. Dediğim gibi rotasyon hakkında videodan sonra daha doğrusu şeyden sonra bir evet bu işte null denemelerinden sonra şey yapacağım. Çok güzel. Ejderha fazını da atladık. Harika. Şöyle acaba şurada vurabilir miyiz? İşte e, null testleri bittikten sonra arkadaşlar şey yapacağım. Tüh bu fazı atlayamadık. Bu karakterin rotasyonunu yetenek ön izlemede göstereceğim. E, nasıl geliştirdiğimi falan da göstereceğim. Daha sonra da zaten videoyu bitiririz. Arkadaşlar hiç kategori 3'ü kullanmıyorum bile. Rahat bir şekilde... İkinci seviyeyi alıyor. Bir de beşinci seviyeye bakalım. Sonra bir de dokuzda deneyelim arkadaşlar. Dokuzunu da merak ediyorum çünkü. <laughs> arkadaşlar şöyle tekrar beşinci seviyeye bir girdim. Nul'da. Az önce ikide oynamıştık zaten. Şöyle genel rotasyonumuzu yapalım. Beşte de gayet iyi şu anlık. Gayet iyi gidiyor. bakalım kategori 3'te ne kadar hasar vereceğiz. Çok güzel be. Arkadaşlar gerçekten çok iyi. Geçen sefer İpek karakterini denemiştim. Hatırlarsanız. O da gayet iyiydi. Ve bu da hani en az İpek kadar şu anda beni etkiledi diyebilirim. İpek karakteri kadar. Şu anlık gayet güzel bir hasar var. Neredeyse ilk fazı geçtik. Çok güzel. Arkadaşlar bunları rahatça alabileceğimizi görüyoruz. O yüzden burayı ben çok uzatmak istemiyorum. 9. seviyede asıl denemek istiyorum. Eğer 9. seviyede de geçersek. Yani bu karakter için aşırı derecede iyi olduğunu söyleyebileceğim. Son olarak şöyle bir 9. seviyede giriyorum. Arkadaşlar bu arada bir şey daha belirtmem lazım. Bu karakter çevik karakter olduğu için aynı zamanda Mephisto'da da tür avantajı olacak. Yani daha da yüksek bir hasar verecek. Yani Mephisto'da da son derece etkili olacağını varsayabiliriz. Bunu da belirtmem gerekiyor. Şöyle bakalım 9'u da alabilecek miyiz? Evet 9 tabii ki biraz daha zorluyor arkadaşlar gördüğünüz üzere. Ve dediğim gibi karakterde şöyle basamadım ama Dediğim gibi arkadaşlar karakterde dikili taş olduğunu da unutmamamız gerekiyor ve iyi bir dikili taş değil. %140'lık bir hasar artışı var. Şöyle tekrar bir kategori 3 basalım. Bakalım. Yani hasarı biraz kaçırdık ama olsun. Şöyle tekrar rotasyonumu uyguluyorum. Evet, burada hasarımızı tutturduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi müthiş bir hasar yani 9. seviye için harika bir hasar. Şöyle tekrar rotasyonumu uyguluyorum. 9. seviye alabilir miyiz bilmiyorum ama arkadaşlar umarım. Şöyle tek burada e, şey uğraşmayacağım arkadaşlar. Direkt kategori 3 bastım. Güzel. Geldik diğer faza. Açıkçası arkadaşlar bu karakterin kullanımının gayet kolay olduğunu söyleyebilirim. Bu arada. Evet şurada hasarı tutturduk. Ama. Öf. Arkadaşlar bunu beklemiyordum. Ölmeyi beklemiyordum dikkatimden kaçmış. Bu hiç iyi olmadı. Yani çok iyi gidiyorduk ya. Arkadaşlar ben tekrar bu noktaya geldiğim zaman tekrar başlatayım. Yoksa video uzar. Uzar yani bayağı. Arkadaşlar tekrar aynı noktaya geldim ama bu sefer biraz daha fazla zamanım gitti. Bakalım alabilecek miyim? Yani biraz zorlayabilir ama hala 2 dakikam var. Belki alabilirim. Şöyle birkaç hasar tutturursam evet şu burada tutturduğum gibi gayet güzel. Çok iyi. Şöyle tekrar vuruyorum. Şöyle 12'ye bir düşürebilseydim. Hadi. Şimdi burada ejderha fazına girecek. Yine biraz vurmayı deneyeceğim. Kategori 3 harcam. Evet şurada kaçsak iyi olur. Evet karakterin süresi dolmadı arkadaşlar hala. Bakalım şurada bitirebilecek miyiz? Şöyle. Tekrar kategori 3'ü kullandım. Evet. Güzel geldik son faza. Şurada şöyle biraz vurabilsem. Evet şurada biraz kaçsak iyi olacak. Şurada umarım bitirebiliriz arkadaşlar hasarımızı tutturursak. Çok iyisin be. Arkadaşlar 9. bölüm 45 saniye kala dikili taşla tamamlandı. Bence çok iyi bir hasarı var. Yani bunu bunu göz ardı etmememiz lazım. Bayağı iyiydi ve arkadaşlar türü çevik olduğu için Mephisto'da da etkili olacağını söyleyebilirim. Peki arkadaşlar ben bu karakteri nasıl geliştirdim? Nasıl bu kadar iyi bu karakter? Şimdi ilk olarak kostümden başlayacak olursak. Kostüm özelliği olarak sadece iki özellik alabilmişim. Yetenek bekleme süresi ve tüm saldırılar getirmişim. Arkadaşlar kostüm seçeneği olarak da bizden şunları istiyor. Fırtına kostümü. Thor kostümü. Takım kostümü daha doğrusu Thor'un. E, Bullseye Dark Avengers kostümü. Cable X kılıcı kostümü. Ve Örümcek Adam 2099'un Kostümü. Devam edelim. Arkadaşlar özel ekipman olarak enerji CTP en iyi seçeneğiniz olacak. Ee, bunun dışında enerji CTP çıkana kadar dikili taşla takabilirsiniz. Ben de şöyle %140'lık bir dandik bir dikili taş var ama gene de bu dikili taşla bile arkadaşlar 9. seviyeyi alabiliyorum. Hatta 45 saniye gibi de bir vaktim bile kalıyor. Artefak takmadım arkadaşlar. ISO 8'leri fullledim. Ee, Türünü 4'e kadar bastım. Yetenekler full. Detay kısmında bekleme süresi, savunma yok sayma, kritik hasarı, kritik oranı ve saldırısı full. Bunun dışında fiziksel saldırıyı olabildiğince geliştirmeniz gerekiyor. Ve arkadaşlar gördüğünüz üzere herhangi bir Odin urusu da kullanmadım. Ona rağmen bu kadar iyi bu karakter. Kesinlikle kasmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Fırsatınız varsa kasın. Ben karakteri gayet beğendim. Yani bayağı iyi olmuş. Evet arkadaşlar ne düşündüğünüzü yorumlarda belirtin. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay.